Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Shaytoniy hiylalar, shaytoniy hujumlar ustunga bostirib kelib qolsa, iblis odam alayhissalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. İblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolo nima dedi? Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr olasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastag'firuh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بزگه الله نو ازی کفایه اشنا الله که تابشرش اونو ازیگه سویانش اونو وعدسی که اشانش الله نو اشیگه راضی بولش او حقیده یخش و یمانده بولش ینگیلگینه فقط الله دان کتش ایماننین این اولوغ میوهسه Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittaro kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamning beli tolib ketadi. Mana sizlarga deyqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda İşlerinin akıbeti hakkında yaxşı gümanda bosa, her bir işi de Allah'a suyansa, nimaga erişedi? Allah'ın himoyasiga, homiyligiga, rivoyasiga, qo'llashiga ve madadiga. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a suyansa, bu adamın hammasi Allah'ın qo'lida. İbrahim Aleyhisselam, Judayam katta o'tinni toplab, gulxan yoqishdi. İbrahim Aleyhisselam'ın oyoq qo'lini bog'lab, o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril Aleyhisselam keldi-da, "Alaka haja ya İbrahim? İbrahim, menga bir hojatingiz bormi?" "Ha, ushlab qoling," demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. "Sizgami?" dedi. "Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor." Ammo Robbimga aytish hojati yo'q dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolo nima dedi? Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustingizga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar: "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatni davomini qarang. "Fanqolabu bi ni'mati minallohi va fadl." Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin. Ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonda toqati yetmaydi, chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu zaifa. İnsan aciz kılıp yaratılgan. Demek insan aciz. Ama o Rabbizge tevekkül kısa, Allah beni kolleydi deyip imanı kamil bosa, işini Allah'a tapşırsa, halı tamamı yaşlaman göz gerardı. Kelekken korkular, hadiseler, vakiyeler, halaketler,
bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil dedi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u na qadar zo'r vakildir. O'zi shu qabr musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolay aytibdi. Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohni o'zigagina suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mu'min bo'lsangiz, shart qo'yibdi. In kuntum mu'minin. Agar mu'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkal qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emizilik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiz ayol. Qo'lida emizilik bolasi. Hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yuzayana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhissalom onasi, u ham ojiza zaif ayol. Firavon hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib uyma-uy so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiza ayolning? Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavonning qasriga borib, Firavonning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhissalomni qatl qilishligi uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhissalomning himoyasida xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavonning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod tovarging kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsaning ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni. Uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring Hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga. U vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimni o'zi bizga kifoya va u na qadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hiylalar, shaytoniy hujumlar ustinga bosilib kelib qolsa, Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Chunki shaytonning hiylasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman. Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hiylalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhissalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi. La'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolama dedi, meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamaga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hiylalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda
bir muammoingiz bor. U yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplamayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seriozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam gapiga javob beradi, u haliga har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlaring desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, uje nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingizni men to'lab beraman desa, xotirjam bo'lasiz u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingizni menga topshir, o'zim butkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekanda dedilar. O'sha darsda o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Avval 10 tadan ko'proq odam o'tirardi darsda. Ajlar ishona olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problem hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitta ish bergan yaxshi emasmi? Masalan qarzim bor. To'g'risi salovat aytib o'tursam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kamdaginda 400 ta, 500 ta odam masala eshityaptiga kunda kelib. Qani bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Ha, hayotda osuvda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekanda deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekar qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysiz-da. O'shuning uchun aytyapmiz. Haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa. Hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohni o'zi ekan. Rizqini berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustinga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar, anduqlar nima sababdan kelyapti, bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar. Taqvoyimiz yo'qligi deysizlar. Namozga beparvoligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti, bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilyog'onmalik qilishliging. Shu sababdan ustinga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustinga. Bunaqa qilma, birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshiligini umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patxalimlikdan va nimadan? Puldor odam kasal ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. De qimmat mashinada qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qissa qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi mindek qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulni savdo qilsammi deb turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asli sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asli sabab
tayin qilingan sabab. Asli sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar, olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. İbrahim Aleyhisselam'ını yakıp yubarışı için müşriler katta gülhan yakıştı. Sebep var. Ayak kolunu bağlayıp atıştı. Sebep var. Ot geçişti. Küydü mü? Demek ot güdürmezken de Allah'ını hakşı güdürerken ot bari yakınmayken sebep eken. İbrahim Aleyhisselam özünü oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurbanlık yat gizdi. Ayak kolunu bağladı. Yüzünü yergeye gizdi. Tomog'i kipshadi qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhissalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhissalom qavm u kishini halok qilishligi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqda qorni, havo yo'q. Ölüşlük için hemen sebep kılındı. Yunus Aleyhisselam öldü mü? Demek havanı yoğuligi öldürmezken, havanı yoğuligi fakat sebep eken, kim öldürerken? Allah'ını hakşı öldürerken. Musa Aleyhisselam, Mısır'dan ana şu 600 bin Yahudi bilen çıktı, koç. Dengizde aldı ki geldi. Arkadan Firavun koşulmadan yetip geldi. Kırıp yuvarışlık için. Eğer yetip gelse hakikaten kırıp taşıydı. Lekin kim xohlasa qilib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xolamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavnning qo'shiniga otgani yo'q Bani Isroil ichidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ldi, dengizni o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunaringmi birodarlar? Pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Su çöktürmeydi. Allah kıladı bunlarını. Siz bilen bizi kılayken işimiz var yok. Sebep. Firavun'un halakı buluşu ki Allah'a hidayeti var benim birader. Bu kısada bandalar kılıç gereği bakken bir tane de sebep yok. Allah kıladı tamam bulu vurdu. İbrahim Aleyhisselam da adamla ortaya taş açtı. Sebep tıkıldı. İsmail Aleyhisselam da tomahı gibi bıçak tartıldı. İnsan sebep tıkıldı. Yunus Aleyhisselam'ı taşlaştı. Bunların hepsi de sebep bulup bulmadı. Sababda kılıçsayan bulmadı netice. Ama Firavun işi de sabab bulmasayan buldu. Kime etkeni bularken? Kime etkeni bularken? Sonra öyle kattalardan. E balam bezirlenmedi. Huda da etkeni buladı deydi. Çünkü burada hatırcan bu oldu. Bura korkutsa korkup gitme. Bura yakşı nesanı vadaksa işip gitme. Ular hiç nese kılamaydı. Eğer Allah bir işini xohlasa, sabab diyem kere yok eken mi? Estağfirullah. İnnemâ amruhu izâ arâde şey'en en yekûlu lehu kun fe yekûn. Allah bir işini xohlasa, bol işini. Şu işki bol dedi, boladı. Sabab hem kere yemez. Üçün için Allah'dan kıvayın birader. Allah'a tevekkül kılayın. Kayda. Bandanı saadetke yeteyleydiyen en katta narsa, en katta sebep Allah'a tevekkül kılış. Suyanış, onu himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing, qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayorasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astag'fir billah, ala İnne avliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Halık subhanahu ve ta'ala ayeti yaptı. Siz bilen bizi yaratken zat ayeti yaptı. Bizni nime baksız kılıç, nime baksız kımastigini biladigan zat ayeti yaptı ki agah bo'linglar. Agah bo'linglar. Elbette Allah'ın dostlarına biron havfu hatar yoktur ve ular g'amgin bo'lmaslar. İnsan Allah'ın dostu bo'lsa tavakkül kuturup
unga g'am qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishini olib qo'yaman desa, do'konini yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilginu, hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yerga nima bo'ladi? Allohni aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Biroq senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulug'ligiga uchqashtirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohni haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda qabul, Alloh saqlaydi. Allohni haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa, Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra. Ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r sop qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shagacha chiqishdi. Qarang, bironta sababi foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sabab tiqildilar. Shimolga qaramas yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylar izlari bilan tuyanizini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sabab tiqildilar, ammo bu sabablarda bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir top chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'iladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tayiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisining va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchaydi to'r to'stimi? Dunyodagi eng nafs parda shumi? Eng nafs to'siq shumi? Alloh xolori shu o'rgimchaydi to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohni xohishi yetkazadi. Allohni xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qarang, endi shuda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa. Bitta sabab qoluvdi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sababida nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirishdi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa divizhok, mana mikrofon ishlamay qolsa manovi, ona qori kelmay qolsa manovi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjammisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkulchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamda faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamda Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmaganda Allohga tavakkal dedi, endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu.
Sen tavakkalçı emas ekansan. Çünkü hakiki tavakkülçü kanaka netice bo'lsa ham ondan razı bo'ladı. Endi sorayınca o yüzden siz hakiki tavakkülçü ekansınız mı? Onun için ulamalar aytishadi, tavakkül üç kul bo'ladı. Birincisi şikayet qilmaslik. İkincisi rozilik, üçüncüsü muhabbat. Birincisi şikayet qilmaslik, bu sabır derecesi deyiladi. Zohid insanlar sabır qiladi, şikayet qilmaydi. İkincisi rozilik, bu Allohni taqsimiga, Allohni bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Üçüncüsü muhabbat. Allohni qilgan ishini yaxshi ko'rish. Garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulning birincisi shikoyat qilmaslik, ikincisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. İnnallaha yuhibbul mutavakkilin. Allah tavakkülçülerde yaxşı görədi. Eğer Allah seni yaxşı görgen bilsa, yüttü iki dünyada. Kengi faydası, rızkın kengi boladı. Hazır 99% adamı gama şu pul topişte doğru mu? Ha? Pul topişte. Resulullah dediler, eğer sizler Allah ki hakiki tavakkül kigen ileride, Allah sizlerin rızkınlarını, huddu kuşun rızkını bergende bir arada. Kuş ertalab uçup çıkıp getirdi, karnı aç, keşke payet elbette karnı tok geledi. Aç kalmasakken kuş, buradalar. Onun hüneri yok, dökeni yok, sababı yok, uçup çıkıp geçişiyle var. Kuş elbette karnı toyup gelerken, eğer sizler çenekken belki hakiki tevekkül kıla alsaylar, kuş da karnını toyguzken de toyguzadı Allah'ı yaptı. Tevekkülün yanı bitti samarası, şeytanı vasvasasına amanda bulasan. Hamma korku bulayken işlerden vahimeye geçirken de hatırcam durasın. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amanu ve ala rabbihim yetevekkelun. Elbette iman keltirgen ve yalnız Allah'a tevekkül kıladırken zatlar üstüde şeytan için hiç kendi saltan etiyor. Vesveseden aman da bulasın. Cennetke bir hesap giresin. Peygamberimiz dediler, benim ümmetimden bulgen 70 bin kişi var. Ular cennetge hesap kitapsız girip getirdi. Sahabalar, ular kimler ya Resulullah deyişti. Uzat cevap verdiler, özlerini küydürmegen, küydürüp davalamegen, ruhuya kıldırmegen ve Allah'a tevekkül kıyanlar dedi. Hakiki tevekkül kıyan adam cennetge hesap kitapsız girerdi yaptı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tevekkülün yeni faydalar eden, insanını azizlikke başlaydı. Çünkü benim işim Allah'ın kolu da. Allah rızkını yetkizadı. Allah paydanı yem, zararı yem, özü beredi degen adam hocayın onu korkusa kötar mıydı? Bura korkusa kok mıydı? Allah rızkını bitti yaşayını yapsa ikincisini açardı da şart izzet nasırla çıkıp yeti oradı. Kim Allah'a suyansa bas albatta Allah gal ve hikmetlidir. Tevekkülünün yanı samaralarından hakiki tevekkül kılıyken bu sen bu senin kalbinde imanını çın rast ekenliğine dalili buladı. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer sizler hakiki mu'min buladıkken bu sizler Allah'a tevekkül kılıyorlar. Tevekkülünün semeralarından işini tüzeltedi. Ahvalini onlaydı. Fitnelerden, musibetlerden tosadı. Hakiki tevekkül kılıçlık burada. Duaların icabatı boşluğun sebebi. Hakiki tevekkül kılıçlık maksatınca olup burada. Hakiki tevekkül kılıçlık seni İki dünyada saadatli kıladı. Ana şu tevekkülge İmam Buhari'de keltirgen bir hadisini hikayesine veremem. Resulullah dediler, Banu İsrail'den bulgen bir kişi, başka bir Banu İsrail'li kişiden 1000 dinar karz aldı. Karz alıyken de, karzı birekken güvah keltir dedi. Hali karz alıyken Allah'ın özü güvah dedi. Tevratin dedi. Menge kefil keltir dedi. Allah'ın özü kefil dedi. Toratin dedi. Malum vakti berişlikke 1000 dinarda kas kılıp verdi. Haligi adam mal da aldı, dengizge oturup ketti. Ticareti bilen. Pul beriş gereği bugün vakti giden payıttı, 1000 dinarda aldı da dengizli boya gekildi. Boya ki adam tomanga gekildi, kemi olsa beri var hemen de. Lekin kemi bulmadı. Şundan ama kıldı. Bir katta yavaşını aldı, içini oydu, dinarları da saldı, yemedi. Dengizge ulaştırdı.
Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohni guvohligi yetadi dedim. Unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natgani kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'och ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Vadalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, birdan g'ola sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, ha o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib tur, yorug'i ichidan tillasi chiqdi, haligi odamga yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida, uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kelmasdan chiqdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda seni yuborgan omonatingni Alloh yetkizdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib qo'lidagi bilan qaytib ketardi. Yog'ochni ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobaran Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliyallohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan, agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilganda, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Bu yoqa nima bo'ladi? Alloh otgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi, agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi, agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu.